tuttuk yanımızda. Hangi tehditle? Abini öldürürüz dedik. Sonuç, abisi öldü. Ama Aslı bizi ihbar ettiği için değil. Bize yakın durduğu için öldü Cem. O zaman korkuyordum işte. Çok korkuyordum. Hayatımda hiç yaşamadığım şeyler, silahlar, patlamalar, pis pis adamlar, olaylar. Ama dün akşam öyle değildi işte. Silah tuttum, şarjör değiştirdim. Bizi öldürmeye çalışan her kimse onun peşine düştük senle. Ve ben korkmadım. Benim tek istediğim, hep söylediğim yan yana olmak Ferhat. Sen benim sıkılı yumruğum, uzayan kolum, hepsinden öte umudumsun. Her şeye, her şeye sünger çekmeye hazır. Yeter ki birlikte olalım. Bize bunu yapan adamları birlikte bulalım ve onlara kim olduğumuzu gösterelim. İstediğim sadece bu. Buyurun Sayın Savcım. Namık Bey. Dün gece evinize yapılan saldırıyla ilgili ifadenize başvurmam gerek. Ferhat Beylere de saldırılmış. Organize bir iş olduğu belli. Kendisi yanınızdaysa. O her zaman benim yanımda Savcım. Tamam, bugün sizi adliyeye bekliyorum o zaman. Tabii. Özgür nasıl, iyi mi? Bir saate kadar gelirsiniz değil mi? Orada olacağız. Savcı Bey bu saldırıyla ilgili ifademizi almak istiyormuş. Bak sen şuraya sor. Orası ne diyor? Bundan 10 yıl önce sen de benim için böyle sokaktan geçen adamın biriydin. Ama şimdi istesen canımı veririm ben senin için. Çünkü insan kanıyla değil, canıyla sever. Sen onu abi bildin, o da seni kardeşi bildi. Bu kadar basit. Bak bilmiyorsun, o sana söyleyemiyor, itiraf edemiyor ama ben biliyorum. O seninle gurur duyuyor. Senin abin olduğu için kendiyle de gurur duyuyor bu ana. Alma bunu elinden. Onu abilerini öldürme. Yapma. Bak nefes alır. Yaşamaya devam eder. Ama buna yaşamak denir mi onu bilmem. Gel. Sayın Savcım, Namık Emirhan ve Ferhat Aslan ifade için geldiler. Siz çağırmışsınız. Namık Emirhan yalnız gelsin. Bu aralar pek sık karşılaşıyoruz Sayın Savcım. Ama öğrendim. Karşınızda saygıda kusur etmeden ayakta duracağım. El öpme mecburiyeti de yoktur değil mi? Sen nasıl aşağılık bir adamsın? Saldırıya uğradığım için çağrıldım sanıyorum. Yanılıyor muyum? Bırak şimdi küçük dağları, ben yaratım pozlarını. Sorma, cevap ver. Soru sormadınız Sayın Savcım. Hakaret ettiniz. Hakaret etmedim. Durum tespiti yaptım. Pekala. Makamınıza saygım sonsuz. Sen bunu anneme, bana, Gülsüm'e, en çok da Ferhat'a nasıl yaparsın? Bu soruların dava ile ilgisini anlayamadım. Asıl dava bu. Gerçek dava bu. Ve bu dava sonuçlanacak. Ne yapacaksın peki? Ferhat'a mı söyleyeceksin? Dışarıda. İstersen çağır. Ne olacağını hep birlikte görelim. Hı? Ne diyorsunuz Sayın Savcım? Beni suçlamak ne kadar kolay değil mi? Ama insanoğlu işte. Pek bir nankör. Yapılan iyilikleri hemencecik unutuyor. Paranı son kuruşuna kadar geri aldın. Doğru, aldım. Ama unutma, Özgür'ü kurtaran sen değil benim paramdı.
Miktar olarak bana borçlu değilsin belki ama manevi olarak çok borçlusun. Bırak şimdi borcu harcı. Bunu nasıl yaparsın onu söyle. Saldırıyla ilgili başka bir sorunuz yoksa izninizi isterim. Malum işlerin peşinde koşmak lazım. Para kazanmak lazım. Her an sevdiklerimden birinin ihtiyacı olabiliyor. Çık dışarı. Sen saldırıyla ilgili soracak sorun yok. Eğer Ferhat da söylemeye niyetliyse... sakıncası yoksa kalmak isterim. Çık dışarı. Yoksa attırayım o seni. İyi günler. Uzun kaldın. Sohbet ettik biraz. Saldırıyla ilgili bir şey söyledi mi? Yok. Bir şey söylemedi. İyi. Bekleyecek misin sen beni? İşler var. Akşam evde görüşürüz. Efendim abi. Abi bir saate ararım dedin. Ses çiğmayınca ben de bir arayayım dedim. İyi, Yiğit saldırıyla ilgili bilgi almak istiyor. Bizi çağırdı. Sen de gel. Abi bir mevzu mu var? Ya var bir şey de. Sen bir koku mu aldın? Yok oğlum bir sıkıntı. Tamam hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.